Şimdi bir tane arkadaşım var. O da izliyordur büyük ihtimal. Samet. Uğursuz Samet. Ne zaman Samet'in yanına gitsem her defasında başıma bir şey geldi. Ama her defasında. Bir kere gittim. Telefondan polis yakaladı. Oradan 2.300 TL ceza yedim. İkincisinde yine gittim. Bu sefer saçma sapan bir çevirme varmış. Çevirdiler, arabayı tuttular, her şeyimi sordular, aradılar falan bir sürü. Üçüncüsünde de yine Samet çağırdı, gel işte çay içelim, muhabbet edelim falan diye gittim. Tam içeri gireceğiz markete, o da molaya çıkıyordu. Telefonuma bir tane mail geldi. Facebook mail adresiniz değişti. Merhabalar. Bugün size nasıl hacklendiğimi anlatacağım. Facebook, YouTube, Twitter, Gmail, bütün hesaplarım hacklendi. Hepsini size anlatacağım ve ekran görüntüleriyle detaylı göstereceğim. Sonunda da sizin de başınıza gelmemesi için neler yapabilirsiniz onu anlatacağım. Öncelikle şöyle, yani bu işlerden biraz anlarım. Hani ömrümüz İnternet kafelerde geçti. İşte ta eskiden beri, Messenger zamanlarından beri hani biraz bilirim yani bu işleri. Şu an kullandığım mail adresim bile ta orta birde açtığım mail adresi. Yani o günlerden bu zamana kadar hacklenmediysem biraz anlarım bu işlerden. En önemli yöntemlerden bir tanesi phishing denilen bir yöntem. Yani ne demek? Oltalamaktan geliyor. Yani fish balıkçı, balık demek. Phishing oltalamaktan geliyor. Mailinize bir tane herhangi bir sitenin kopyasını gönderiyorlar. Ne olabilir? Mesela Akbank'ta Garanti'de hesabınız vardır. Size Garanti'den geliyormuş gibi mail gönderirler. İşte size bonus veriyoruz ya da işte özel düşük faizli kredi teklifi gibi. Orayı tıklarsınız. Bilgilerinizi girmeniz istenir. Siz kullanıcı adı, şifre girdiğiniz an bütün şifreleriniz oraya gider. Ya da eskiden dediğim gibi Messenger'larda vardı, böyle Hotmail'den mail geliyormuş gibi işte hesabınızı korumaya alın falan diye. Yine aynı şekilde kendi elinizle şifrenizi girersiniz, o da karşı tarafa gider. Peki benimkinde nasıl oldu? Tam 2 dakikada Rus bir tane hacker Facebook'umu hackledi. İlk başta böyle başladı. Şimdi bir tane arkadaşım var. O da izliyordur büyük ihtimal. Samet. Uğursuz Samet. Ne zaman Samet'in yanına gitsem her defasında başıma bir şey geldi. Ama her defasında. Bir kere gittim. Telefondan polis yakaladı. Oradan 2.300 TL ceza yedim. İkincisinde yine gittim. Bu sefer saçma sapan bir çevirme varmış. Çevirdiler, arabayı tuttular, her şeyimi sordular, aradılar falan bir sürü. Üçüncüsünde de yine Samet çağırdı, gel işte çay içelim, muhabbet edelim falan diye gittim. Tam içeri gireceğiz markete, o da molaya çıkıyordu. Telefonuma bir tane mail geldi. Facebook mail adresiniz değişti. Ya Facebook mail adresim nasıl değişebilir? Yani değiştiyse de benden onay almanız lazım yani. Birazdan göstereceğim. Bunu ben yapmadığıma tıkladım. Hiçbir şey olmadı. Tam aradan 2 dakika geçti, dedim Samet benim Facebook hesabımı hackliyorlar, dedim ya bir şey olmaz, bir şey olmaz, ne olacak, düzelir falan dedi. Sonrasında bir mail daha geldi. Facebook şifreniz değiştirildi. Bunu siz yapmadıysanız tıklayın. Tıklıyorum, ben yapmadım diyorum. Hiçbir şey yok. Sonra bir baktım Facebook hesabım gitti. Rus bir hacker tam 2 dakikada Facebook hesabımı hackledi. Yani çok saçma. Normalde iki faktörlü doğrulama da var. Ama nasıl olduysa benim Facebook hesabım bana hiç şifre mifre sormadan ya da telefonuma mesaj gelmeden Facebook hesabım hacklendi. Şimdi onu göstereceğim size. Evet. Az önce söylediğim gibi Facebook'tan gelen bildirim bu. Security Facebook'tan. Bakın burası da önemli. Nereden geldiğine dikkat edin. Doğru yani, Facebook'tan gelmiş. Şöyle 9191 Mail.ru. Bu sondaki ru'dan Rus bir eleman olduğunu anlıyoruz. Uzantısı Rusya mailin. Şöyle Kanada yakınlarında diyor. Yani normalde benim bütün bilgilerim, konumum hepsi Facebook'ta var. İki faktörlü doğrulama da var. Normalde ben başka bir yerden Facebook'umla giriş yapmaya çalıştığım zaman telefonuma SMS gelmesi lazım, ama hiçbir şekilde SMS falan gelmeden adam kendi mail adresini ekledi. Bakın Chrome
Chrome'dan giriş yapmış. Ben Chrome kullanmıyorum, Firefox kullanıyorum. Saatte burada bakın tam 18.04. Bu mail hesabını ekleyince ben dedim aha benim Facebook gitti. Ama bir yandan da diyorum ki yani iki faktörlü doğrulama var. Bana hani SMS falan gelmesi lazım. Ben SMS'i girmediğim zaman hani işlem olmaması lazım. Öyle olmadı. Bakın burada bunu ben yapmadığıma tıkladım. Hiçbir şey olmadı. Sonra tıklanmadı da yani. Hani tıklayıp da tamam bakacağız, ayarlayacağız, ilgileneceğiz demediler. İkinci mail bakın tam 2 dakika sonra şifreniz değişti diye bildirim geldi. Yani ne kadar saçma. Yine dediğim gibi iki faktörlü doğrulama var. Yani benim konumum belli, mail adresim belli. Yani mail adresim değişiyor. Eski maile bir şey gönder de sor yani, değil mi? Bir şifre falan bir şey sor yani. Böyle böyle mail adresini değiştiriyorsun, şifreni gir falan de. O da yok. Adam kendi mailini girdi, şifre sıfırlama yaptı ve şifreyi değiştirdi. Bakın yine konumdan Kanada'da hiç olmadığımı görebilirsin. Yani hani gittiğim yerler de belli. Sürekli takip ediyor zaten Facebook. O şekilde yine Chrome'dan maalesef benim şifrem gitti. Ya Facebook aslında benim için çok önemli değildi. Yani dedim ki hani bir şey olmaz. Zaten Facebook'a pek girmiyorum ama şu geldi aklıma. Dedim ki benim hesabımla insanları dolandırabilir. Onlardan işte para vesaire isteyebilir. Başkalarını da hackleyebilir diye o geldi. Bir diğer konu da ya dedim hani ta kaç yıllık fotoğraflarım var. Hani eski anılar var falan. Bu yüzden dedim ki hesabımı geri alayım. Hani yoksa hiç uğraşmayacaktım. Bir de bir diğer konu da tüm hesaplarımın şifreleri farklı. Onu da söyleyeyim. Hani birinin şifresini buldu da diğerlerine ulaştı diye düşünmeyin. Aslında hiçbirinin şifresini bulamıyor. Sadece nasıl yapıyorsa kendi mail adresini ekliyor. Sonra şifremi unuttum deyip sıfırlıyor ve kendi eklediği mail adresine yeni bir şifre oluşturuyor. Yani saçma, dediğim gibi az önce söyledim, iki faktörlü uygulama var. Ama nasıl olduysa onu da geçmiş yani. Adam demek ki hacker. Ruslar genelde böyle hacker oluyor. Sonrasında hemen arkadaşın hesaptan gireyim dedim. Hani bakalım bir şeyler paylaşıyor mu, insanları dolandırıyor mu, para istiyor mu falan. Çünkü çok oluyor böyle şeyler biliyorsunuz. Sonra bir baktık, aa dedi senin hesap yok. Baktık benim hesap ortalarda yok. Dedim acaba hesabı mı sildi, kaldırdı mı, bir şey mi yaptı falan derken meğerse Facebook hesabı kilitlemiş. Ben şifre giriyorum, olmuyor, hesabınız kilitlendi diyor. Herhalde bunu ben yapmadığımı tıklayınca ya da artık konumdan mı fark etti, nasıl fark ettiyse güvenlik amaçlı hesabımı kilitlemiş. Sonrasında işte Google'a yazdım, Facebook hesabım başkasının eline geçti, İşte kilitlendi vesaire diye. 1000 tane şey sordu bana. Tabii ki benim cep telefonu numaram da orada kayıtlı olduğu için işte telefonu istediği diğer mail adreslerim, o bu sıfırlama falan filan. Sonunda biraz uğraştırdı ama öyle bir şey ki yani şifreyi soruyor, giriyorum, tekrar başa atıyor, bir daha aynı işlemleri bana birkaç kere yaptırdı. Sonunda dedi ki hesabınıza bağlı tüm mailler iptal oldu. Hani erişimin hepsini engelledi. Tekrardan yeni şifre girdim ve neyse ki hiç fotoğraflarım falan hiçbir şey silinmemiş. Facebook'umu geri aldım. Tabii Messenger'dan yazıyorum işte duyuru. Messenger duruyordu yani. Onun şifresi o ayrı bir uygulama olarak kaldığı için Messenger duruyordu. İşte yazdım, Facebook'um eklendi, sakın işte para isterse göndermeyin falan, Instagram'dan paylaştım. Neyse ki bu sorun çözüldü. Bundan kurtulduk. Diğer konu YouTube. YouTube hesabım da hacklendi. Nasıl oldu? O da şöyle oldu. Ya ben normalde YouTube'dan bilgisayar başında bir video izliyorsam, işte ne bileyim tuvalete falan gittiğimde, lavaboya gittiğimde videoya kaldığım yerden devam ediyorum. Yani oradaki vakit boşa geçmesin diye kulaklığımı takarım. Videoya kaldığım yerden devam ederim. Hani 10 dakika 15 dakika orada izleyeyim neyse diye. Ya yani kalan süreyi değerlendireyim diye. Yani YouTube'da bilgisayar başında bir video izliyorum. Tuvalete gittim. Geçmişten bakıyorum. Baktım bulamadım izlediğim videoyu. Yani son izlediğim videoyu bulamadım. Bir baktım farklı farklı videolar var. Yani Allah Allah diyorum ya, nasıl oldu, ben bunları izlemedim falan. Bakın şimdi nasıl fark ettim. Tamamen tesadüf oldu o da.
Şimdi bakın bunu ben izledim Uzman Coin kanalından ama bakın şunu ben izlemedim mesela. Genelde hep bu White Shark kanalı izlenmiş. Şunu ben izlemedim. Bunu ben izlemedim. Şunu ben izledim. Yarım kaldı. Aslında bu videoya bakarken fark ettim. Acrobat Crack diyor mesela. Yine White Shark kanalı. Bunu da ben izlemedim. Bunu da ben izlemedim. Bunu da ben izlemedim. Bunu ben izledim mesela. Barış Özcan'dan. Bakın geçmiş şurada. Geçmişten bakıyorum. Şunu ben izlemedim. Bunu ben izlemedim. Eleman şunu ben izledim. Yani ben uyurken bile bakın saçma sapan videolar izlemiş. Hep crack videoları. Genelde aynı kanal. Şöyle ben dün gece bunu izledim. Mesut Çevik'in kanalında. Ondan sonra yattım. Sonra baktım ki bunları izlemiş. Bakalım sonra Google'dan bana işte bildirim geldi. Yenileyelim bakalım sayfayı var mı bir şey. Şifremi falan değiştirdim. Şu anda bir şey yok. Yani saçma aslında iki faktörlü doğrulama var ama nasıl olduysa adam yine benim hesabı ele geçirmiş. Bunu da ben izledim. Yani bu YouTube geçmişi çok önemli. Dikkat edin bence. YouTube geçmiş sayesinde oradan fark ettim. Bu arada geçmişi silseydi büyük ihtimal fark edemezdim. Oraya da şifre koydum. Geçmişi silebilmek için ekstra şifre gerekiyor artık. O da bir güvenlik tedbiri olsun. Yani bu da saçma. Google'da da yine işte iki faktörlü doğrulama var. İşte telefonuma SMS geliyor ya da işte uygulaması var. Ekrana, bir telefonun ekranına şifre geliyor. Ona dokunuyorum falan, eşleştiriyorum. Saçma, buna rağmen yine adam şifremi çalmış girmiş. 3 tane mail adresimi, YouTube kanalımın şifresini, her şeyini tamamen sıfırladım, değiştirdim. Bir diğer konu da Twitter. Twitter hesabımın tabii ki şifresi de gitti ama şöyle saçma bir şey var. Yani orada da yine cep telefonum kayıtlı, doğrulama kodu gelmesi lazım. Ama Elon Musk tabii Twitter'ı satın alınca ne yaptı? Dedi ki Blue işte mavi tik alacaksın, Blue abonesi olacaksın. Blue abonesi olmazsan, para vermezsen kesinlikle senin cep telefonunu kaydetmeyeceğiz. Sana işte SMS göndermeyeceğiz güvenlik amaçlı falan. Birkaç kere Twitter'dan bildirim geldi bana, hesap şifrenizi değiştirin falan diye. Ya şifremi değiştireceğim de hani telefona SMS gönder diyorum. Diyor ki Blue abonesi olmazsanız işte gönderemeyiz. Blue abonesi olmanız lazım falan, hani ekstra güvenlik amaçlı falan filan. Ben de göndermedim. Ne oldu? Şifrem çalındı. Twitter hesabımda askıya alındı. Onu da göstereyim. Evet, bu da maalesef Twitter hesabım. Hesabım askıya alındı. Burada itirazda bulundum. Hiçbir şey olmadı. Bu az önce söylediğim onaylanmış hesap sahibi ol olayı da işte para vermek gerekiyor. Twitter Blue. Twitter'da X oldu bu arada. Onu da göstereyim. Bakın şurada logo değişti. Maalesef böyle. Yani takip ettiklerim gitti. Beni takip edenler gitti. Her şey gitti maalesef. Yani bayağı da ünlü takip ediyordu bu ara. Bu arada işte Ceza takip ediyordu. Pınar Altuğ takip ediyordu. Birkaç kişi daha vardı. Bir ara APO takip ediyordu beni. Maalesef buradan da olduk. Yani sonuç olarak Facebook'u, YouTube'u, maillerimi kurtardım. Twitter gitti. Peki neden gitti? Yani maalesef yine garibanlıktan. Yani Photoshop arıyordum White Shark kanalında. Hani Photoshop'un kürekli versiyonu diyeyim. Kürekli versiyonunu arıyordum. Hani nasıl kürek yaparız falan diye. Sonrasında maalesef indirdim. Çift tıkladım. Çalışmadı. Sonra sildim. Tabii bu arada Windows 11 kullanıyorum. Kendi antivirüs uygulaması da var. O uyardı ama ya o çoğu şeyde uyardığı için dikkate almamıştım. Neyse ki ucuz atlattık diyebilirim. Size tavsiyem her uygulamada kesinlikle farklı şifre kullanın. Bir. İkincisi iki faktörlü doğrulama kullanın. Üçüncüsü de bilmediğiniz hiçbir şeye tıklamayın. Bazen başkası hacklenmiş oluyor. Onun haberi yokken işte WhatsApp'tan, Facebook'tan, oradan buradan mesajlar geliyor. Dördüncüsü de kesinlikle orijinal
lisanslı yazılım kullanın. Yani crack yapacağım diye şey yapmayın. Maalesef yani bütün bilgileriniz çalınabilir ve daha kötüsü de olabilirdi. Banka bilgilerim gidebilirdi. Kripto para borsalarında şifrelerim gidebilirdi. Yani kripto cüzdanlarım gitseydi çok büyük sıkıntı olurdu. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Bu sefer de ucuz atlattık. Bakalım bir sonrakinde ne olacak? Siz de deneyimlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Her yorumunuzu okuyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.